ATV'nin fenomen sunucusu Müge Anlı günlerdir Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin izini sürüyor. Ekrana getiriyoruz. Ne acıdır ki vahşette birinci derecede şüpheliler öldürülen Büyükşen çiftinin yakınları. Programın bugünkü bölümüne çiftin saldırıdan sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'le ilgili iddia damga vurdu. İşte o iddia ve çözüme yaklaşılan yolda sondan bir önceki virajda bugün itibariyle olup bitenler. Oğluyla baş edebilmek için damadınızdan sizin oğlunuz diye bahsedip bak oğlum bize neler yapıyor diye dert yanıyor. O gitti benim tabipeye gitti. Mehir tartışması mı? Adam diyor ki param yok ne yapsın? Bilemiyorum ne yapacak. Ama bir dakika. Bilemiyorum abla. Ama onun sağ böbreğiniz ya. Aşk cinayesi mi? Büşra'nın arasında bir ilişkisi olduğunu onaylamadığı için de babayı ortadan kaldırmak için bu cinayetin işlenildiği. Müge Anlı Konya'daki evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda cinayete kurban giden Necla Metin Büyükşen çiftinin katilini aramaya devam ediyor. Babamın yerini biliyormuş gibi döndü. Ellerini kaldırdı. Allah Allah dedi. Dipçikle kafama vurdu. Vahşetin üstünden 8 ay geçti. Ne bileyim be? Kime ne lafını atabilirim? Hep suçlu durumuna siz düşüyorum. Şüpheler bugüne dek Hunharca katledilen çiftin oğulları Uğur Büyükşen ve mehir hakkını isteyen eşinin ailesine yoğunlaşmıştı. Herkesin şüphelendiği kişiler Betül ve ailesi. Adam benim bilmediğim bir şey mi var diye yani sordun mu? Yani değildim yani. Sanki aynı anne babadan değiliz de sen farklı bir anne de babadan mısın gibi davranıyorsun. Yani kendi annemle babamla yaşadığın gibi bunlardan da aynısını yaşadın. Bunları? Ama hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Ben bir mihir, bir şey için anam babam öldürecek kadar karaktersiz değilim. Sen de garip davranıyorsun, Büşra da garip davranıyor. Aile fertleri bugünkü programda da kendilerini savundu. Sen niye ağlamadın öyle ben değil? Niye ağlamayayım teyze ya? Çiçeğinin böceğine niye oynadın sen? Çeşmenin başında ölüye bakılırken çiçek ben sen diye. Öldürülen çiftin hayatta kalan kızları cinayet gecesinin tek görgü tanığıydı. Seni dipçikle vuruyor, tekrar silahınla oynuyor. Sen kaçıyorsun falan. Annen de hala hiç oturduğu yerde hiç kıpırdamadan oturuyor. Olacak iş değil. Ben annemin babamın cinayetini neden saklayayım ki bilsen? Bildiklerini saklıyor gibiydi. Çelişkili ifadeleri vardı. Şimdi, abinin sağ elinde barut izi, sıvap izi nasıl oluyor? Tetiği çeken bensem. Evet. Bana sarılırsan evet. Bulaşır hani. Zaman zaman köşeye sıkıştı. Yalan söylüyorsun sen. Ben sana nereye gidebilirim, nereye gidebilirim? Ben yok. Babam için kuş beyinli demedim. Sivri zekalı demedim. Programa gelen ihbar telefonuysa kan dondurdu. İddia korkunçtu. Ertuğrul Bey'le yani gözaltına alınanlardan Büşra'nın arasında bir ilişkisi olduğunu ve bunun babasının onaylamadığını onaylamadığı için de babayı ortadan kaldırmak için bu cinayetin işlenildiği gibi söylenimler de var. Müge Anlı işin aslını bu sözlerle özetledi. Öyle ki artık cinayetin çözülmesi an meselesi. Yani gelen kişi nasıl seni vurmaya kıyamadıysa evet. Sen de onu hapse göndermeye kıyamayabilirsin diyor.